Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok gösterişli, çok farklı bir model hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Yine mor iple anlatacağım. Mordan vazgeçemiyoruz arkadaşlar. Rengi çok tatlı. Bebe yünü kullandım. İpime uygun da şöyle 3,5 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İlmeklerimi attım, hazırladım arkadaşlar. Her bir deseniniz için 6 ve 6'nın katları artı 1 ilmek. 6 ve 6'nın katları artı 1. Burası örgümün ön yönü arkadaşlar. Şöyle çeviriyorum. Bir sıra ters öreceğim. Bu modelimize dahil değil. Sadece ön yüze geçebilmek için. Baştaki ilmeğimi şöyle tutuyorum. İlk sıra olduğu için şöyle bir tane ters örüyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters örüp sıra başına gideceğim. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şekilde bakın. Düzgün ve çok güzel. Devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters ördüm. Bütün ilmeklerimi ters ördüm. Çevirdim. Şimdi desenimi kuruyorum arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane arttırdım. 1, 2, 3. Bu 3 tane ilmeğimi ördüm. Daha şişimden çıkartmıyorum bakın. Daha sonrasında şöyle şu sondaki ilmeği çıkartıyorum. Bu iki ilmeği tekrar örüyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü. Şimdi devam edelim. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden aldım. Bir tane daha ters ördüm. Buraya kadar bakın bir tane model. Şimdi devam ediyorum. Bir kez arttırdım. 1, 2, 3. Bu 3 tane ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bakın şu sondaki değil de bu iki tane ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Şöyle önden göstereyim ki anlayın. Bu iki ilmeği tekrar örüyoruz. Ben şöyle yapıyorum, çıkartıyorum. Tekrar bu iki ilmeği örüyorum. Bu şekilde benim daha kolayıma geldi. Bakın. Devam ediyorum. Bir tane ters. Bir tane örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir kez arttırdım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şu şekilde. Çıkartıyorum ben. Daha sonra şu iki ilmeği tekrar takıp düz örüyorum. Çıkartmadan da yapabilirsiniz. Benim bu şekilde daha kolayıma geldi. Devam ediyorum. Bir tane ters ördüm.
bir tane örmeden aldım, bir tane ters, bir arttırdım, 1 2 3 tane ilmeğimi birden ördüm. Daha sonra şöyle bir tanesini çıkartıyorum, bu iki ilmeği tekrar takıp örüyorum bu şekilde. Bir tane ters, kenar ilmeğimi düz ördüm. Çeviriyorum. Örgümün arka yönündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Düz. Şimdi ipi kendimden tarafı verdim. Bu 3 tane ilmeği 3'ünü birden ters örüyorum. Önde yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Daha sonra şu 2 tane ilmeği tekrar takıyorum. Bir tane daha ters örüyorum bu 2 ilmeği. Şimdi 3'ünü birden çıkarttım. Bir düz ördüm. Örmeden aldığımı ters örüyorum. Bir tane daha düz ördüm. Bir arttırdım. Şimdi bakın. Şurada 3 tane ilmeğim var. İpi öne verdim. Bu 3 ilmeği şöyle kestim. Daha sonra bu 2 taneyi yine örüyorum. Çıkartıyorum. Önde yaptığımızın tersini yapıyoruz. Bir düz örmeden aldığımı ters ördüm. Bir düz arttırdım. İpimi öne verdim. Bu 3 ilmeği birden ördüm. Çıkartmadan daha sonra bu 2 ilmeği yine ters ördüm. Çıkarttım. Bir düz bir ters, örmeden aldığımı ters ördüm, bir düz ördüm. Arttırdım bu 3 ilmeğimi, ters ördüm. Sonra bu 2'yi de ördüm. Çıkarttım. Bir düz bir kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi çeviriyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şöyle ikisini geriye alıyorum. Bu ikisini tekrar takıyorum. Bir daha düz örüyorum. Bunu çıkartmadan da yapabilirsiniz. Bir ters. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir arttırdım. Bu 3 ilmeğimi ördüm. Şöyle sondakini çıkarttım. Bu 2'yi tekrar taktım. Bir daha ördüm. Şöyle bakın. Bakın çok değişik bir model. Çok değişik. Zikzak gibi görünümü var. Bir tane ters ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ters ördüm. Arttırdım. Bu 3 ilmeğimi birden ördüm. Sondakini çıkarttım. Bu 2'yi tekrar takıp bir daha ördüm. Bakın. Modelimiz belli olmaya başladı bile. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Bir ters. Bir örmeden bir ters arttırdım. Daha sonra 3 tane ilmeğimi birden ördüm. İkisini çıkarttım. Bu ikisini tekrar taktım. Bir ters. Ve kenar ilmek. Modelimiz belli olmaya başladı. Hemen bir sıra daha gösterelim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım.
bir düz. Bir tane arttırıp tersten üçünü bir kestim. Bu iki tane ilmeği de bir kestim. Bıraktım. Bir düz. Örmeden aldığım ters. Bir düz. Bir arttırdım. Bu üç ilmeği birden kestim. Bu iki taneyi tekrar ördüm. Daha sonra çıkarttım. Bir düz. Örmeden aldığım ters. Şöyle bir göstereyim. Önden görün arkadaşlar. Bakın. Modelimiz çıkıyor. Devam edelim. Bir düz. Arttırdım. İpimi öne verdim. Üçünü bir kestim. Daha sonra bu iki tane ilmeğimi tekrar ördüm. Bir düz. Örmeden aldığım ters bir düz. Bir arttırdım. Üçünü bir kestim. Daha sonra bu ikiyi tekrar ördüm. Çıkarttım. Bir düz ve kenar ilmek. Şöyle bakalım. Nasıl olmuş bakın. Çok güzel bir model. Evet, modelimizin son hali bu şekilde olacak hanımlar. Lastik gerektirmeyen çok güzel bir model. Dilerseniz bebek battaniyesi, dilerseniz çocuk örgülerinde, dilerseniz kendinize yelek yapabileceğiniz çok güzel bir model. Spor bir model arkadaşlar. Lastik gerektirmeyen çok güzel bir model. Bu modelden uzun yelek çok güzel olur. Şöyle hemen arka kısmını da göstermek istiyorum. Bakın arka kısmı da apayrı bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Benle beraber örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni nerelerden takip edip izliyorsanız hepinize selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum kucak dolusu. Örecek olanlara kolaylıklar dilerim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.